ve Katarlı yatırımcıların ilgi gösterdiği öğrenildi. Kadınların iş gücünde etkisi diyeceğiz, iş gücüne katılımı diyeceğiz şimdi. Kadınların iş gücüne katılımı toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesinin yanı sıra ekonomik büyümenin de önemli bir unsuru malumunuz üzere. Türkiye'de kadın istihdamı ve yönetici kadın sayısı giderek artıyor ama hala istenen düzeyde değil. Türkiye'de kadın istihdam oranı %29,4. Bu oran 10 yıl öncesine göre artış gösterse de henüz istenen seviyede değil. Danışmanlık şirketi PricewaterhouseCoopers Türkiye Başkanı Haluk Yalçın, kadınların ofis ve servis gibi alanlarda daha fazla istihdam edildiğini söyledi. Yalçın, kadın çalışan sayısının bazı sektörlerde daha fazla olduğunu belirtti. Özellikle bazı sektörlerde, finans gibi, bankacılık gibi bazı sektörlerde eşit hatta kadınlar lehine bazı dengeler var. Ama genel ekonomiye baktığımız zaman isteğin çok gerisinde. Dolayısıyla kadın istihdamı açısından gideceğimiz çok yol var. Yönetici düzeyinde ise kaydedilen gelişme daha hızlı. Kadın yöneticiler e, gittikçe artan bir ivmeyle yüksek oranlara ulaşıyor ama yapmamız gereken açıkçası üst düzey yönetici konumundaki kadınlar sayısını hızla arttırmak. Bu yıl 5. Kezberi'den Kapital Dergisi Kadın dostu Şirketler Ödülü sahiplerini buldu. PWC Türkiye İşbirliği ile gerçekleştirilen ödül töreninde toplam 8 kategoride 40 ödül dağıtıldı. Bünyelerinde yer alan kadın çalışan yönetici sayısına ve oranına göre ödüller alan şirketlerde gruplar, yaptıkları konuşmalarda kadınların çalışma hayatında yer almasında gösterdikleri çaba